Merhaba Çiftçi TV izleyicileri. Tekrar bir Sarı Kız programına birlikteyiz. Çok sevgi dolu bir ortamın içerisindeyiz. Büyük emeklerin karşısındayız. Ve gördüğünüz gibi bu sıcak ortamdan size sesleniyoruz. Siz hayvanların nasıl bir ortam içerisinde, nasıl sevgiyle büyüdüğünü hep beraber duyacaksınız. Nasıl bir emeğin yıllarca sürdüğünü. Çok kıymetli bir konuğumuz, değerli hocamız ve kim olduğunu şimdi kendisi bize anlatsın. Merhabalar, hoş geldiniz hocam. Sizler de hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizler bizi ağırladığınız için biz teşekkür ederiz. Zamanınızı alıyoruz bu kadar uğraşlarınızın arasında. Sizi tanıyalım hocam birazcık, evet, ülkemiz, insanlar. Evet, ben Rize'nin Merkez Dağsu Mahallesi'nde ikamet eden emekli öğretmenim. Emekli olduktan sonra, daha önceden de anneden kalma hayvancılık sevgim vardı. Bunu emekli olduktan sonra daha da yoğunlaştırdım. Ve bilimsel çalışmaları yaparak hayvancılığımızı ülkemizin adına nereye getirebiliriz çalışmalarım oldu. Ve büyük adımlar aldığıma inanıyorum ve başardığıma da inanıyorum. Sağ olun, sizler de benim bu çalışmalarımı yerine görmek istediniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hocam ben sizin birçok, yani yakından da takip ediyorum ben sizi. Evet. Ben de bir simental yetiştiricisiyim aynı zamanda. Evet. Şimdi birazcık yetiştirdiğimiz bu nesili nasıl elde ettik, neler yaptık, hangi aşamalardan geçtik? Yani bizim sizin bölgenizdeki en iyi kaliteyi yakaladığınızı biliyoruz. Evet. Bir tür çıkarttığınızı biliyoruz. Bu işte. Birazcık ondan bahseder misiniz bize? Evet. Bu güzel hayvanlardan bahseder misiniz bize? Şimdi devamlı arayış için olduğum için ben Rize'ye en iyi gidebilecek hangi hayvan olduğunu araştırdım. Araştırmalar yaptım, bilimsel çalışmalar yaptım. Ve bazı melezlemelere girdim. Bu melezlemelerin sonunda da ben birçok 12 yıl çalıştıktan sonra bazı hayvanları birleştirmek suretiyle, veteriner hekimimden de bayağı bilgiler aldım. Birleştirmek suretiyle 4 yılda hiç kendim ürettiğim Hereford'da Jersey ineğimi birleştirmek suretiyle ortaya böyle mükemmel boynuzsuz, çok saf ve temiz bir tür ortaya çıktı. Ben bunu bütün Türkiye'ye, her tarafa armağan ediyorum. Dünyaya armağan olsun. Hereford'la Jersey'yi boğa kullandınız. Kendi orijinal boğanız mı vardı Hereford? Kendi Hereford orijinal boğam vardı. Onun da zaten o da şeyden melezlemek suretiyle elde etti bunu. Onun da bunların anneleriyle birleşince bundan çıktı meydana. Mükemmel bir nesil, boynuzsuz. Evet. Biliyorsunuz boynuz en az %15-20 hayvanların kanında uzağa kesilmesine sebep oluyor. Bu büyük bir kazanım şey için. Bir diğer konu, et yapısı harika gördüğünüz gözlerinizde. Daha 15-16 aylık olmasına rağmen gelişimleri olağanüstü. Yani önü neyse arkası da öyle. Bir de buraya çok uyum olduğunu ve olacağını da inanıyorum. Yıllarca bu işte uğraştığım için hiçbir zorluk çekmeyeceğini bu coğrafyada bu hayvanların çok eminim. İnşallah çoğaltırız. Herkese hayırlı olsun. Gerçekten hocam tebrik ediyorum. Yani öyle bir güzel, ben mesela burada en çok yaygın olarak, yani buranın coğrafyasına uygun şeyi Jersey olarak kabul ediyoruz. Yaylalarda da gördük ve onlar da çok iyi kaliteye ulaşmışlar. Doğru. Çok iyi bir aşamadan geçmiş. Yani buradaki kara ırkının bayağı bir evrim geçirmiş hali gibi onlarda. Ama asıl buraya gelen Jersey'in kökeni mevcut muydu? Hep melezleştirmeyle mi geldi? Melezleşerek, yani bir şey yok. Öyle bilerek, bilinçli bir şekilde Rize'de dededen görme, kara usulüyle gidiyor şeyler. Hmm. Nerede en kolay zırlağa kaçıyor. Böyle bir irki takip edeyim, şey diyeyim, türü kayıt takip edeyim, öyle bir dert yok bu millette. Öyle düşünmüyorlar. Yani en kolay neyse o. En kolay. Neyse o, ama ben öyle değil. Ben araştırdım, ettim, yaptım. Bu coğrafyamız çok zor. Zaten 365 günün 250 günü yağmur yağar burada. Hı hı. Rutubetli, nemli. Şu anda en rutubetli döneme geldiniz. Şansınıza bugün hava güzel. Yani burada hayvanlar çürür. Ya bir de ahırdan çıkarmıyorlar. Ben öyle değil. Yani, ya, akşamlar hep burada gezdiririm onları. Gezdirirsin. Gezdiririm, tozdururum.
Ve sonuç mükemmel olduğuna inanıyorum. Şimdi melezlemeden bahsettikten sonra bunların randımanlarını, tohum tutma özelliklerini, süt verimleri hakkında neyi neye göre kıyasladığınızı birazcık o detaylara girersek. Yani ırkın özelliğini tanıtalım. Evet. Yani sonuçta bu bir marka artık. Marka, evet. Bu diyebilir miyiz biz buna? Rize'nin neyi diyorduk? Gülü, Rize'nin gülü. Rize'nin gülü oldu, evet, değil mi? Rize'nin gülü bunlar. 16, 15 ve 16 aylık. Nereden bakarsak şu anda et ağırlığı 200 civarındadır boğanın. Buzağımın da 180 kilo civarında. Yani et bakımından hem dişisi hem erkeği mükemmel. Evet. Beslenme açısından fazla bir yem tüketmiyorlar. Zaten yemlerini kendim hazırlıyorum. Arpa hasılı hazırlıyorum. Onu bir sonraki programımızda gireceğiz ona detaylı hocam. O da çok önemli bir konu olduğu için ona başlıca bir program ayırmak istiyorum. Biz genel özelliklerimiz üzerinde bahsedelim ineklerimizle ilgili. Bir de hayvanın yapısı çok uysal. Boynuzsuz oluşu. İnsana çok yakın oluşu. Siz de bizzat müşahede ettiniz. Hepsi çok farklı. Nereden bakarsan bir tane olumsuz yön göremedim ben şu ana kadar. Şu anda ben de gerçekten sizin zaten şunun fiziki yapısına baktığım zaman böyle incelediğimde inanın yani ben buna jersey diyemiyorum. Değil. Simental diyemiyorum. Değil. Çok farklı. Yani şu boy, poz, ölçü tarzına baktığımda mükemmel bir ırk bu benim için Peki süt verimleri nasıl? Buzağı kolaylıkları, ağırlıklarda? Şimdi daha bunlar ilk yavrusunu yapacak. Süt verimi görünen köy kılavuz istemez. Şu açıdan süt verimlerinin de ortalamaları bunların 15 kilodur. Hı, 15 kilo çok rahat bir şekilde vereceğine inanıyorum. Bir de ben hayvandan iş makinesi değil. Ben bunun ömrünün uzun olması için uğraşıyorum. Yani buna çok yemek verip de hayvanı hantal duruma düşürüp Amerika gibi obeziteyle ben savaşmak istemiyorum. Evet, evet. Ya anlıyorum sizin ne demek bu istediğini. Çok önemli. Detaylı. Onunsa benim hayvanım 20 sene bana hayvanlık yapsın, uzun süre yapsın. Uzun sürede 20 senede ben bundan 20 ton süt alayım. Fakat 5 senede 20 tane de buzağı alayım. 20 tane de buzağı alayım. Benim hedefim bu. Zaten Türkiye'de biliyorsunuz hayvan ırkı 1.6'ya düştü doğum oranları. Doğum oranları. 2.2'den altta düştüğü zaman tehlike. Kesinlikle. Zaten şu anda tehlikede olduğumuzu siz de bilimsel olarak bunu araştırıyoruz. Evet, biz biliyoruz yani. Evet ve şu anda ben size gösterdim şuradaki hayvanım 13 yaşında 11. yavrusuna hamile. Daha bunun ötesi yok. Değil mi? Bitti. Yani ülkem için çalışıyorum ben. Benim parayla pulla işim olmaz. Tamamen insanlara ne bırakabiliriz bunun hesabını yapıyoruz. Onun çalışmaları üzerine yapıyorsunuz. Evet. Şimdi soracağım hocam bunların sütlerindeki değerler nasıl? Yani yağ oranları nasıl? Aynı jersey gibi özelliği taşıyor mu? Evet kendim jerseyden beri bir tık daha üstün. Bir tık daha üstün. Bir tık daha üstün yaptığım yem sayesinde. Yaptığınız. Şöyle diyeyim ben mesela 100 kilo sütten 7,5 kilo yağ elde ediyorum. Bu ineklerimden. Simmentalim vardı 5 kilo yağ elde ediyordum. Fakat simmentali ben şu anda boğasını tavsiye ederim. İneğini kesinlikle tavsiye etmem. Çünkü ikinci doğurumundan sonra simmentaller hep felç geçiriyorlar. Felç oluyorlar. Diyor. Yani babam. Git bakalım. Git babam. Bu sevgi bu kadar sevgiyi çok mükemmel yani. Gerçekten çok. Onu simmentalden bahsediyorsunuz. Evet, simmental. Yani. Evet, simmental. İnek tavsiye etmiyorum. İkinci doğurumundan sonra felç oluyorlar. Müthiş bir masraftır felç hastalığından kurtulması. İyi neden oluyor mesela onlarda bu durum? Rize'nin coğrafyasına uyumlu değil o hayvanlar. Coğrafyasına uygun değil. Uygun değil, uyumlu değil. Onun için buraya göre değildir onlar. Ben tavsiye etmiyorum ama boğasına diyecek lafım yok. Et açısından iyidir. Yani dişileri de iyidir et açısından ama boğalar... Ben çekinmem onlardan. Siz rahat tamam. Olun. Yani hafif şey yapabilirim, geriletebilirim. Evet. Tavsiye etmiyorum. Abi, bu simmental'ın boğasına sözüm yok. Rize'de simmental dişi beslemesinler derim. Dersiniz. Ben bu işten uğraşan birisi olarak. Çünkü çok eziyet çektim. Sevgisi beni katlandı. Onları büyütmeme. Fakat bir yere kadardı o da bitti. Evet. Şimdi bir şey soracağım hocam. Bunların yavru ağırlıkları normal jersey'deki gibi küçüktür mutlaka değil mi? Yani yok, yok. O şimdi doğum ağırlığı mesela bir buzağı yavru. Bakın o jersey'i görüyorsunuz. O
36 kilo yavru doğurdu bana. 36 kiloda. Kilo. Bu 43 kilo yavru doğurdu bana. Şu. 43 kilo. 43 kilo doğurdu. Evet, tartıyor. He, doğru yavrular tartıyorum. Simenterlerde 49-51 kilo arası doğuruyordu bana. Evet. Yani bir fark yok arada. Doğumda biraz zor oluyor ama şey diyorum, hayvan bir günde ayağa kalkıyor, hiçbir sıkıntı olmuyor. Olmuyor. Evet. Bu tabii ki rasyon sisteminizi dediğim gibi bir sonraki programda anlatacağız ama evet. Bunların size sormak istediğim, şimdi bu hanımefendinin bakım her şey doğum gülü. Rize'nizin gülü bu evet. Bu oluyor yani. Evet. Bu hanımefendiciğim buralara uyumlu, et kalitesi çok güzel, yavru ağırlıkları evet. 36 kilo civarlarında evet. Ve bu daha fazla, bu 40 kiloyu geçer. Bu 40 kiloyu geçer. 45 kilo civarında olur. Olur değil olur, mi? Tabii yok. Bu yapı çok mükemmel. Yani simentale eş değerdir yani bu. Zaten şu anda gerçekten öyle birçok insan baktığında öyle düşünebilir. Evet, simentalin aynı değerde sahiptir yani yapı, et yapısı olarak. Yani ben şu anda test etmediğim için %100 konuşamıyorum. Ama davranışları, yaşantısı, şusu busu Rize'ye çok uyumlu olacağını ve en az bana 20 yıl hayvancılık yapacağını biliyorum. Ya hocam gerçekten şimdi hangisine hızlı hızlı gireceğimi şaşırıyorum. Çünkü o kadar çok donanıma sahipsiniz ki buzağlarınızı besleme sisteminiz, annesinin kendiniz biberonla mı besliyorsunuz? İşte bakımlarından biraz bana bunların. Buzağlarım doğduğu zaman ona dediğim gibi günde 8 kilo sütleri var. Sabah 4, akşam 4. Kaç gün sütle bakıyorsun? 60 gün bunları sütle besliyorum. 60 gün sonra bunlar normal hepsini aynı yemle besliyorum. Dişisi de erkeği de hiç fark etmiyor. Tek rasyon kullanıyorsunuz. Tek rasyon, onun şeyi yok, yeri yok. Hı hı. Tek rasyon yani bir arpa hasili ve hayvan başı 2 kilo saman gelezi şekilde hayvanlarını besliyorum. Yani tüylerinin parlaklığı, şu kalitesi, hani hayvana baktığımız zaman belli özellikleri de taşıyor. Yani simentaldeki beyaz kiplik özelliğini. Hani Hereford'da da gerçi o melezlemeden gelen bir konu da. Evet. Ama keskin Hereford şeyi yok bunda, ben size söyleyeyim. Yani özelliğini göremiyorsunuz ama simentale birazcık giden bir durumu söz konusu. Bu, evet ama Jersey'de de şey yok, özelliği yok. Yani Rize'nin gülü bu. Bu yeşil lan da bu. Dayanamıyor, içime geliyor bunun semi. Ama siz bunları bırakmıyor, kimseye vermezsiniz. Yok veremiyorum. Veremiyorsunuz. Bakın geçen sene bir hayvanımı kurbanı bir arkadaşa verdim. Akşamdan alıp sabahleyin kurban edecek onu, izin vermedim ona. Alacaksın sabahtan götüreceksin. Ben sana bir akşam bunu güvenemem. Güvenemem dedi. Yok güvenemem. Ben evladımı verebilirim, bunu veremem. Kızımı verdim ama bunu veremem. Ay, o zaman nasıl olacak bu işler? Dünya benim işte. Bunu baktığım zaman bütün dertlerim gidiyor benim. Bütün huzurum, her şeyim bunlar. Değil mi? Onların ne kadar keyifli. Sabahın bir an önce olmasını istiyorum ki bunlara hizmet edeyim. Yani bunlarla şey edeyim, konuşayım onlarla. Şey edeyim. Yani ben hayvanı çok sevdiğimi söylerdim ama yani benden daha fazlasını ben duymak istemiyorum. Sizin bu da beni hiç. Adem görüyorsun değil mi? Benden daha hastaları da var. Sizin teveccühünüz. Müthiş değil mi? Enerjileri çok yüksek size karşı. Hakikaten çok itinayla bakmışsınız. Evet. Peki bir şey soracağım hocam. Şimdi boğanızı da gördük. Çok güzel bir boğaya sahipsiniz. Daha önceki boğanız bunu hiç... başvurularda bulundunuz mu? Bunun onayını aldınız mı? Sperma konusunda bir paylaşımda bulundunuz mu? Şöyle bakın, ben Tarım İl Müdürlüğü'yle en ufak bir çalışmam yok. Evet hocam, yani biz şunu söyleyeyim ben de size. Ben de genelde hani diyeceksiniz ki biraz yurt dışında eğitim aldığım için, oraları da çok iyi gezdiğimden dolayı etçil ırk anlamında baktım. Ve ağırlık simental üzerine çalıştım. Ama en son fuara çıkarttığım boğa da aynen ben de sizin gibi ülkeme faydalı ve yararlı bir insan olmak adına 4 yıl çalışmalar sonucunda çok güzel buzağlar elde edilebilen ve doğumları 43 ila 47 kilo ağırlığında, bizim hani Jersey'de olsun, diğer kara ırklarımızda olsun doğum kolaylığı yaşayabilecek bir boğa elimde vardı. Fuara çıkarttım. Bu boğanın spermalarından faydalanıp bizim doğu bölgelerimizde tamamen erçil günlük kilo artışı, inanın buna 2.7.
O zaman Türkiye'de mi, yurt dışından mı? Türkiye'de, Türkiye'de. Var mı bu tohumlama? Evet, bu boğa Türkiye'de. Hala yok, da ben bekliyorum. Tohumlama var mı diye yani tohum alma. Tabii ki var, bizim merkezlerimiz var. Var değil mi? Var tabii ki. Özellikle bizim Menemen'de bana çok yakın olan, evet, belli yerlerde. Evet, çok iyi. Ben yok i̇şte biliyorum da onun için. İşte ben o yüzden sizin, hayır var var. Hayır, var bunu, şey. Damızlık birlikleri, özellikle sizde burada bölgenizde de vardır damızlık birliği. Kanının temizliği, hastalık taşımadığını, ki ben onun dışkılarını, sizin bakım şeklinizi gördüm. Evet. Onları daha sonraki programda paylaşacağız. Bu ırkın buralarda şu şekli alabilmesi, hem et anlamında hem buranın coğrafyasında uyumlu bir şekilde bu spermaların artık tohumlama için kullanılması. Hazır ki burada sistemde önceden hani destek amaçlı jersey atılıyormuş ya. Sizin de bu Rize'nin gülünü böyle yapmanız için bir atılım yapmanız gerekmekte. Zaten ben Facebook sayfamda yayınladım. Bu inekler olanlar tümünü ücretsiz ben burada boğaya veriyorum diye. Yakın çevreden, kinmeden arabalarını alıp getiriyorlar. Boğalı işe aşılıyorum. Ben bunu biliyorum. Çok yani bu şekilde emek sarf ettiğinizi biliyorum. Evet. Biz bunu daha kapsamlı bir şekilde yapalım, evet, hocam. Yani biz bu boğamızı, bu değerli boğamızı, evet, ve bu ırkı elde ettiğimiz boğayı biz Damızlık Birliği'ne konuşup spermasının alınması konusunda müracaatımızı yapalım. Ben sperma veririm yani şey olarak. Yani evet, yani çoğalsın, çoğaltırız. Fakat ticari amaçlı olmayacak. Ticari amaçlı, gönüllü olacak yani. Tabii, tamam, gönüllü. Onu seve seve yapacaklarından emin olun. Çünkü siz uzun bir mücadele yapmışsınız bunun için. Ve şehrinize ve halkınıza gerçekten de çok kaliteli bir ırk yetiştirmişsiniz. Taşıyıcılık özelliklerini tamamen aktarıyor değil mi? Evet, tabii. 7 mi dediniz? 7 yıldır mı dediniz? 4 yıldır mı dediniz bunu? 12 yıldır uğraşıyorum. 12 yılın sonucu. 12 yıl gece gündüz devam araştırma içindi ben ya. He, bir ben... çok melezleden gele ben geldim bu seviyeye. Öyle bir anda gelinmiyor. Anladım. 12 yıl uğraştım ben ya. Bilerek, bilinçli olarak yaptım bu işleri. Bilinçli olarak bilinçli yaptım. Yaptım geldim. Tamam, o zaman şimdi bu içerideki boğamızla bu yılın hayvanları. Evet, bu yılın hayvanları bunlar. Bundan sonraki bunun doğuracağı nesil şu anda 45 günlük hamiledir. Doğru zahnesi tamamen temizdir. Tamamen temizdir. Tamamen temizdir. Dört dört. İnşallah bir boğamız olur. İnşallah. Zaten var. O da hemen hemen temizdir. Çok temiz. Bu da şeydi. Ona az bir melezlik var. Buna da doğacak yavru mükemmel olacak. İnşallah. Evet. Ben gerçekten onu çok... Özellikle evet, şeyde var hocam bizde... söyleyemedim. Bazen aklıma gelmiyor. Evet. Normaldi bize göre. Yani yaşımıza göre normaldir. Kesinlikle galiba. Yani çünkü çok şeyleri düşündüğümüz için biz bunları hakikaten aşılamada kullanılması için gidelim, başvuralım, bunun müracaatını yapalım. Bu bölgede uygun yerlere, jersey'i de kaybetmeyelim. Jersey tabii, özelliğimizi de kaybetmeyelim. Jersey çok önemli. Jersey, ama madem ete de gereksinim duyuyoruz. Evet. Et için de güzel bir kaliteyi yakalamışız. Allah'ın bununla izniyle. İnanın ki yapalım bunu ve aşamalardan geçirelim. İnşallah. Bu ineklerinizde 13 yaş dediniz bir, evet, tanesinde. Şu andaki süt verimi nasıl onda? Yani kaç kilo alıyorsunuz? Şu anda alıyorum da verdiğim yeme göre alıyorum ondan. Yani verdiğim yemden de gereksinimim kadar bakıyor. Gereksinim ya, çok fazla veriyor bana. Ben hayvanı yormak istemiyorum. İş makinesi değil bu. Ben kural bu. İş makinesi değil. Ona göre hareket ediyorum. Ben buna iki tava yemi, bir tava veriyorum. İki tava, üç tavaya çıkarırsam bu sefer çoğalıyor. Sütü tüketemeyeceğim. Şey değil, anında çoğalıyor. Peki şey yapıyor musun? Bu sütünü bir sütçüye falan filan verme gibi yok, şeyi yok. Yok, öyle yok. Tamamen kıymetli dostlarım olsun. Benim ne olsa onlara bir ücret karşılığı satıyoruz. Şimdi o da insandır. Yani bedavaya versen almıyor. Bir ücretini koyacaksın ki emeğin karşılığını veriyor sana. Yani evet, onu düşünüyoruz. Yoksa dağıtırım onu. Şey, çünkü neden diyeceğim, evet, Recep hocam? Bu şey... Halkımız hani derler ya, siz bunun araştırması için, bunun için mücadele ediyorsunuz. Diğer tarafta da bununla hayat geçindiren ve yaşam sürdüren ailelerimiz var. Evet. İşletmelerimiz var. O yüzden de randımandan hep bahsedilir. Her zaman için derler ki işte benim bu kadar maliyetim var da bu böyledir de ben bu kadar süt almam lazım diye hesaplar yapıyorlar ya. Doğru. O yüzden diyorum yani, evet, siz o zaman size diyecekler ki şimdi biz süte çalışmıyor ne olacak bunu falan gibi düşünceler de geçiyor. Ya. Artık o kişinin şahsi düşüncelerine kalmış.
veriyor yani. İşte 20 kiloya kadar çıkacağına da eminim ben. Ya ben 12 kilo verenleri de duydum yani o dışarılarda. Onunla bile para kazandığını söyleyen, tabii, bir memur maaşını elde ettiğini söyleyen üreticiler vardı yani. Evet. Tabii ki doğa çok enteresan sizin burada ve bütün yayılım şeklinde devam ediyor. Çok kaliteli bitki örtünüz var aynı zamanda. Her tarafı görüyorsun yani. Yani insan bir koyu yeri ama yeşerir yani anında şey. Evet hocam, yani bunun faydalarını, bu ineğin, bu ırkın faydalarından biraz açarsak üretici, aa bak böyle hem görsel anlamda çok hoş bir hayvan, hem bizim için ne diyecekler? Kaliteli, randımanlı diyecekler. Evet, şimdi şöyle diyeyim. Şimdi bazen bir şeyler, papağan ne etmiş? Çok güzellik istemiş. Değil mi? Karga da hiç güzellik istememiş. Değil mi? Karga dağlarda, papağan kafeste. Evet, evet, evet. Yani fark bu. Şimdi biz çok güzellik istedik, evet güzelliği yakaladık. Ama o verimi de herhalde yakaladığımıza inanıyoruz. Şimdi hem güzellik hem verim ikisi bir arada. Bu tadından yenmez. Bu kime nasip olur ya? Gerçekten tadı. Rize'nin gülüne nasip oldu. Hayvanın bütün değerleri en üst seviyede şu anda bana göre. Çünkü bir de uğraştığım için devamlı, siz de takdir ediyorsunuz. Devam bu işle uğraştığım için Karadeniz'in, bilhassa Doğu Karadeniz'in iklimine çok uyumlu. Kolay kolay hasta olacağını sanmıyorum. Zaten benim hayvanlarım hasta olmuyor yemliğimden dolayı. Bir de sanki programlanmış gibi, yani 15 aylıkken hamile durumuna geliyor. 80 gün sonra doğuracak. 340. günde de tekrar hamile kalacak. Yani böyle bir program. Böyle bir program yok. Böyle yok. İşte ben bunu elde ettim. Bununla uğraşan mesela adam alıyor ineğini. Kismete gelmiyor, gidiyor, biz kismet diyoruz orada. Yani boğaya gelmiyor, niye diyor, gidiyor ilaç alıyor, şu alıyor, bu alıyor. Zoraki hayvanı şey diyor, o da birinci olmuyor, ikinci olmuyor. Bir aşılatma da dünyanın parası. Kesinlikle şu anda birçok yerde 750 lira hocam, evet, yani öyle şey değil. Kolay da değil ve bir tutmaya da tutmuyor. Hı-hı. Ve adam niye diyor, kara kara düşünüyor, yapsam mı yapmasam mı diye. Bir de hayvancılık şehirlerden kalktı. Şimdi halkın %94'ü şehirde yaşıyor. Evet, evet. Ben şu an ahırımı gördüm. Koku yok, bir şey yok. Müthişti. Bakın ben hemen böyle, yani o kadar bu işin içinde olmama rağmen ben geniş açıktır. Sizinkiler kapalı. Yani yaşayış yerinde. Bizim açık ahırlarımız olsa bile oraya girdiğinizde hafif bir nem de o koku size çarpar. Çarptı mı size? Hayır, kesinlikle. İşte bunu ben dile getiriyorum. Şehir merkezler yaşayan insanlar bile buna izin verilmeli ya, belediye tarafından. Hükümet buna bir karar almalı. Şehirde hayvancılık bu arpa hasili yapanlar tarafından tekrar devreye sokulmalı. Çünkü gaz salınımı yok. Hiçbir şey yok. Evet. Koku yok. Ekoloji dediğimiz zaman ona giriyoruz. Zaten Bill Gates'in şu anda çalışmaları bu konuda. Bütün arpa hasiliyle hayvanlar beslenecek. Meralar tamamen orman alanına çevrilecek. Dünyamız yaşanılır bir dünya haline gelecek. Şu anda bir bakıyorsun bugün hayvan 40 derece, bir bakıyorsun 10 derece düşmüş yani. Niye? İklim değişikliği. Al size en kolay yol. Hayvanın arpa hasiliyle büyüt. Bütün meralar. Bir de hayvanları niye meraya çıkarıyor bu insanlar ya? Ben anlamıyorum abi. İnsan... Hem mera ıslahlarından bahsediyoruz, hem kolay otlamadan hocam, bahsediyoruz. Yok, hocam bak şöyle diyeyim ben hayvan insana benzer ya. Ben oturdum sofraya 20 dakika yemeğimi yiyip en geç kalkacağım. Hayvan da olsun yarım saat yemeğini yiyip oturacak, aşağı bunu geviş getirerek enerjiye çevirecek. Evet, evet. Sabahtan akşama otlayan hayvan ne zaman geviş getirecek? Yediğin arkadan pisliyor dışarıya. Al sana duyuyor, gaz salınımı. Ya bak, evet ben ya işte niye aklımla çalışıyorum, ben buna dalarım ya. İnsanlar aklını taşıyor ya. Aklı insanlar taşımıyor. Bu darlatıyor beni çok. Ya anladım. Ya işte ama bakın dediğim gibi yani daha önceden dedem usulü dediğimiz hayvancılık sistemi var ya. Böyle şey olmaz ki ya. Bunu üreticimizin artık bu bilince varması gerekiyor. Gezen hayvan bana maliyetsiz diyor ama aslında kaybettiği tam çok tersi, şey. Tam tersi. Çok kaybettiği şeyler olduğunu, işte bana aslında birazcık da tembelliğimizden de kaynaklanıyor. Tabii kolaycılık biz. Kolaycılık her yani. Her yerde kolaycılık biz. Nerede bir kolay iş varsa oraya yerleş. Değil mi? Bir iş varsa hemen kaç. İşte geniş. O yüzden yani ben de hep bunu söylüyorum. Özellikle hadi ben hani bazı bölgeler için iklimsel şartları göz önünde bulundurarak birazcık da işte kışlık hazırlıklarını yaptıkları için bir de hayvanla uğraşmamak adına
meraya salıyorlar diye bakıyorum yani. Ama onun yanında gidiyor çobana para bana veriyor. Diyor. Ondan sonra gidiyor hayvanını oralarda kimin elinde kimin cebinde belli değil. Gidiyorum izliyorum sağa sola gidiyor. Ufacık bir kaplan sağa sola kabın yarısı dolmuyor. Tabii. Koskoca hayvan yani vereceğim diye diyelim burada sen 20 kilo verdin o da 5 kilo vermiyor ya. Hayvan da bakılmaz ki o şartlarda. Ve hayvanı kas grubu her şeyi gelişiyor. Kessen de yiyilmiyor kasta. Tabii lastik gibi bir lastik et sırf lif yani sert lifte. Yani hiç düşünemiyoruz ya. Düşünemiyoruz ya. Yazık ediyoruz kendimize ya. İşte yani evet. Bunu anlatamadık. Yani bunun savaşı her zaman için yapılıyor ama sisteme bir şekilde dengeyi oturtmak ve bilinçlendirmek üzere bizim böyle coğrafyalarda evet daha çok topraktan faydalanıp hayvanlarımızı en iyi kalitede bakıp o şekilde hayvancılık yapmamız gerekiyor. Aynen. Eğer bu sektörde olmak istiyorsak. İstiyorsak yani. Ama yan gel beleş yat hayvan bak olmuyor bu yani. Bu işte olmaz. Ve tek şeyin de şu. Hollanda'daki gibi diğer Amerika'daki gibi değil. Büyük çiftlikler değil. Ufak çiftlikler. Herkes aileler ineğini yapacak. 5 tane 10 tane neyse. Fazla büyük de değil. Çünkü hastalandığı zaman hepsi telef olur. Az olsun öz olsun. Halk köylü 20 sene önce %47'siydi. Köydeydi. Tekrar köye dönmeli bu insanlar. Değil mi? Tekrar hayvancılık yapmalı. Hayvancılık yaptıktan sonra da hastanede hastalanma oranı bir anda %80 düşer. Tabii canım bu ilaç tüketimi bu kadar çok şehrin içerisindeki. Bu, ne kadar şey edesek edelim. Biz dediğiniz gibi ilaç tüketimiyle hastane yollarında biz ömrümüzü tüketiriz. Evet. Kanunun ne demiş olmayacağına bir devlet bir nefes seyahat gibi. Bir nefes seyahatten sonra ben gece gün çalışırım ya. Değil mi? Bakın 68 yaşında oldum ben. Halen daha ilk günkü gibi jimnastiğim üzerinde benim. Benim gibi adam hiç durmazdan 1400 kilometre motosikletle yol yapabilecek kapasiteye sahibim ya. Hiç durmazdan. Tebrik ediyorum. Bak Edremit'ten ta Rize'ye kadar durmada gelebiliyorum ben ya. Müthiş. Yani bu niye hep çalışmama borçluyum böyle. Ve Allah-u Teala ayeti gelmezse diyor insanın ancak çalıştığı vardı. Ve çalıştığın karşılığını mutlaka görecekti. Bu bölgede şunu ben dedim ki yani şunu da düşünüyorum. Çünkü obezite diye bir olay var biliyorsun. Doğru. Yani şimdi şehirlerde, metropollerde işte benim de çok karşı olduğum şeyler var hocam. Yani böyle bizim ekolojik dengemizi bozduklarınla ilgili. Doğru. Orada hep sistemin dayattıkları karşısında insanlar markete gidemez oldular. Market onlara geliyor. Yani şimdi siz diyorsunuz ki ben Edirne'den çıkıp buraya gelebiliyorsam, bu hayvanla uğraşabiliyorsam, bunun yanında aynı zamanda üretime katkı sağlıyorsam, hani insanlar birazcık kendilerini düşünmeli, ben neler yapıyorum, neler katıyorum diye bir hani derler şapka yönünü almak. Kendini düşünmeli, kendi sağlığını düşünmeli, çalışsın. Ben şöyle benim bir şeyim var ya, görüşüm vardır. Düşman beni, askeri beni alsa ona tek diyeceğim bana iş verse beni çalıştır. Köle gibi çalıştır beni. Ben çalıştıkça sağlık buluyorum. Tabii ben de ondan yanayım tüm yani. İnsanlara da şunu diyorum benim. Kesinlikle sabah güneş üzerinde doğmasın kimsenin. Çalışacağız arkadaşlar, kalkınacağız. Başka türlü bu işin çıkış yolu yok. Dünyanın efendisi olmak istiyorsak çalışacağız. Çalışacaksın. Efendilik çalışmakla olur. Bunun dışında ne yaparsan yap olmaz. O kadar açık. İşte ben her zaman için söylüyorum. Yani hep konuşmalarımızda bir yerlerde böyle işte o eksik, bu eksik, bu olmadı da bunu yapmadılar da buradan da gelmedi de şuradan da gelmedi diye hani hep bir şeyler ister olduk. Yani öyle bir toplum olduk yani. Zayıf insanın yapacağı ilk iş o işte. İşte yani ya mı okumuyoruz, dinlemiyoruz, bir katkı sağlamıyoruz. Zaten İlber Ozan olur ya da yarı zayla uğraşmak çok zordur ya. Çok zordur. İlber Ozan az şey değil yani. Hani bazı yerlerde de böyle duyuyorum işte hani ağrıma da gidiyor biliyor musunuz? Yani bir üretici olarak hani böyle bir üçüncü sınıf vatandaş muamelesi görmek bazen beni de üzüyor yani. Biz bunlara karşı sevgimizi bunları en iyi şekilde yetiştirmek için mücadele ederken sığır çobanı, sığır bakıcısı diye adlandırılıyoruz yani. Avrupa'da domuz bakıcılığı yapıyoruz bir şey olmuyor da. Yani ne kadar kıymetli oluyorsun değil mi? Bir savunma kadar bir tarım ne kadar önemli olduğunu. Parçalama için parçalama. Hocam onun için demiyorum. Bakın yani burada neyi burada önemli olan bizim kendimiz. Köleliği nasıl satın aldığımızı bana anlatıyorsun. Biz köleliği böyle satın aldık. Çalışmaya evet. Çalışmaya bak ne hale geldik. Şimdi Akif'in dediği gibi yani Almanlar gibi Avrupalılar gibi bizim işimiz olsa dinimiz işleri gibi işleri dinimiz gibi. Tabii. Bakın ben küskün gibi diyor adamlar bizim efendimiz oldu. Niye? Adam dürüsttür.
İşte onu hani biz insani duygularımız, o vatan sevgimiz, o coşkumuz her zaman için bizi kamçılamıştır. Yani olmasa benim niye işim var bu işlerle uğraşmakla? Ya ben gezemeyiz, ben de gezmesini bilirdim her tarafa. Aklıma motorum var, yeteneklerim var, şeyim var, giderim. Beleşlerine para kazanma yollarını iyi biliyorum. Tabii. Alın teri hiç şey etmeden alırım. Dökmeden de kazanırsın. Kazanırım, bunu her yollarını biliyorum. Ve 3 sene cezaevinde de öğretmenlik yaptım. Yani bu ne gerekiyorsa bunu yaşayarak öğrendim ben bütün Türkiye'de her şeyi. Değil mi? Her şeyi yaşayarak öğrendiğim halde yani alın terinden başka kıymetli bir şey yoktu. Onun bedeli yok zaten biliyorsun. Benim tek duam Allah'ım, benim ahirette hesabını vereyim diyorum. Hiçbir şey, dünyalık bana nasip etme. Ne kadar şükretsem az. Ne kadar güzel. Bu ya, ben daha bunun ötesi yok benim için hiç ya. Ya Allah'ın da takdirini siz yaşamışsınız yani. Ya bundan öte bir tarifi ben görmüyorum. Aynen. İnanın hocam, yani her söylediğiniz kelimeye katılıyorum. İlk önce biz insanoğlu olarak üretimden yana olmamız gerekiyor. Üretim. Şu düşünce yapısından çıkıp, bak çok basit bir örnek verdin ama çok nokta bir örnekti benim için. Bir tarafın adalet sistemine güveniyorsun. Adalet. Bir tarafta da böyle yani tövbe ya Rabbim, inancımız son derece yüksek. İmanlı insanlarız sonuçta hepimizde. Boş beleşle yakararak geleceğini düşünen bir... Tevekkül hocam, tevekkül. Müteekkil yok. Tevekkül edeceksin. Bütün işini, her şeyini yapacaksın. Atını sallam, gazabı alacaksın. Allah'ım ben buraya kadar. Bundan sonra sana ait. Bitti. Kader tevekkül, budur işte. Tevekkül budur. Zaten cüz-i iradeni oraya kullanıyorsun sen. Sorumluluk oradan başlıyor. İşte biz belki de özümüzde en önemli şeyi kaybettik ya. Kaybettik. İnsanlığımızdan çok şeyi kaybettiğimizi düşünüyorum. Yani ben şu etinden, sütünden, derisinden, her şeyinden faydalandığımız şu hayvanların bile yaşama ortamlarındaki sömürgenin, bahsettiklerimizin hepsini içerdiğini çok iyi biliyorum. Salabilirsiniz kızınızı. Güneş dokunmasın diye. Şimdi hocam. Görüyorsun değil mi Adem? Bak işte böyle bir şey bu. Yok ya, bundan daha öte bir şey yok yani. Şu anda ben yalnızak, sevecek, konuşacak. Bana daha kızdı vallahi. Yani bu yok yani. Bundan da başka mutluluk aramayın bir yere. Bulamazsınız ya. Bunun ne dağda ne şurada ne böyle, hiçbir yerde değil. Mutluluk senin kendi içindedir. Mutluluk kendi içimizde ve bir de şunu söyleyelim hocam. Yani bunu deneyimlemiş bir insan olarak, bir öğretmen, bir eğitici olarak insanımızın topraktan ne kadar faydalanabileceğini, herkesin toprakla çalışması veya hayvancılıkla uğraşması gerekmiyor. Bir bitki türünü geliştirmeyi, onu artık dünya teknolojisi elimizde, internet denen güçlü bir silah var ortada. Hocam hep yatay tarıma, dikey tarım hiç kimse düşünmüyor. Hiç düşünmüyor, evet. Dikey tarım niye yapmıyorsun? Şehirler niye İstanbul gitsin Antalya'dan şurada bunu yemeyecek şey alsın ya? İstanbul'un kendinin merkezi 16 milyon, çok rahat bakar ya. Ama ciddi bir nüfusu var oranın, öyle değil mi? İyi de dikey mimariyle bu topraksız tarımla bir anda biter bu iş ya. Ya ben orada biraz hocam böyle tamam bir onu duyuyorum ben, da böyle biraz böyle orada... Çok araştırma yaptım. Bu yani yapılınca bir şey... Yani organikliğin ne derecede olduğunu... %100 organik olur o. Ne gübresi var, ne şusu var. Hiçbir şey yok, evet. Bir tek su var, veriyorsun ona. Su, evet. Zaten insan vücudu gibi. Zaten burada devir daim yapıyoruz. Su şeyi de yoktur. İsrafı da yoktur. Yani yok. Yeterince o ürünün yetiştirilmesi mesela... Çünkü çok kıymetli arkadaşım vardı. Toprak tarımla uğraşıyor. Kendisi Gaziantep'te de Hatay'dadır. Ondan devamlı konuşuyor. Bilgi alıyoruz, şey diyoruz. Adana'da bizim internet mesajcılık var. O adam ta Adana'dan kalktı, geldi buraya. Benden şu an adadan en büyük hayvan sirkülasyonuna sahip. Bütün bilgileri aldı gitti. Dünyanın en büyük bu arpa yem hasılı fabrikasını kurdu orada ya. Evet. Çalışan insana Rabbim veriyor. Kesinlikle şüphesiz. Hocam şimdi her şey çok güzel. Aynen dediğiniz gibi topraksız tarım, ekonomik bakım ve yeteneklerimize göre kendimizi çalışma alanına hazırlamamız, bu metropolin, bu betonermenin içerisinden çıkıp her türlü gelişime odaklanmamız. Onu diyordum bak, yani siz onu geçe ettiniz. Cezaevinde ondan misal verdim. 3 sene orada öğretmenlik yaptım. Cezaevinin içindeki yaşantı, samimi söylüyorum, tüm kalbimle söylüyorum, apartmanlardan 1000 kat daha iyi. Değil mi? Ben cezaevine şu anda yaşamayı tercih ederim, apartmanda yaşamayı tercih etmem. Bütün millet kulağına bunu küpe etsin. Hangi anlamda söylediniz onu hocam? Yani apartman, o detayda küçük bir detay. Apartman böyle hayatı insanı bitirir. Evet. Bir tek bit çizgiye koyar onu. Bir borun ucundan gördüğü yeri görür. Evet. Maalesef. Oysa 180 dereceye görme kabiliyetine sahipsen sen bir tek 2 dereceden görüyorsun dünyayı.
Doğru bitti. O ne kendisine faydası olur ne sana faydası olur. Ancak kirayı nasıl artırır, bömeyi artırır, maaşı nasıl alırım? Nasıl sırtından geçirir, bunun hesabını yapar. Evet. Çalışmazlar nasıl yaşar, bunun hesabını yapar. Doğru söylüyorsun. Şu anda bir tane, eskiden bir tane köylü, iki tane şehirliye bakardı. Şimdi bir tane köylü, 13 tane şehirliye bakıyor ya. Ne hale kaldık ya? Çok doğru söylüyorsunuz. Hocam şimdilik bu programımızı noktalıyoruz. Olur. Bir dahaki programımıza beslenme ve bizim ekonomik en çok hayvancının derdi ona geçeceğiz. İnşallah. Evet sevgili Çiftçi TV izleyicileri bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.